Hoş geldin Berker. Bize kısaca kendini tanıtabilir misin? Hoş bulduk. İsmim Berker, soyadım Arslan. 22 yaşındayım. Yaklaşık 4 sene oldu Bilkent'teyim ama ikinci sınıftayım. Bu şekilde stopu ile ilgileniyorum hobi olarak bunu söyleyebilirim. Bu şekilde. Berker, bize kendi bölümünü tanıtabilir misin? Aldığın dersler, gördüğün konular, şey olarak hani bir fikir vermek istesen yeni tercih yapacak birine nasıl açıklarsın? Tabii yani Bilkent Uluslararası İlişkiler'de genellikle tabii ki bu bölümde tarih önemli kapsıyor. Yani tarihi bilmek gerekiyor. Bölüm çünkü tarihten dolayı hani birçok şey tarihle öğrenilerek günümüze taşındığı için bu yüzden tarih önemli bir yer kapsıyor. Onun dışında politik bölümüyle birçok ortak dersimiz var. Benzer bölümleriz. Onun dışında son yıllara doğru çok fazla seçmeli derslerimiz oluyor genelde. Yani üçüncü sınıfla başlıyor seçmeler ve dördüncü sınıfa geçtiğinizde neredeyse full seçmeli oluyor diyebiliriz. Çünkü uluslararası ilişkiler çok geniş bir alan olduğu için hani bazı insanlar farklı alanlara uzmanlaşmak isteyebiliyor. Örneğin göç, diplomasi, enerji kaynakları. Bu alanlara yönelik özel dersler, yani özel bazı alanlara yönelik dersleri tercih edebiliyorlar. Bu yüzden seçmeliler genelde hep üçüncü sınıf ve sonrasında var. Anladım. Şöyle sorayım. Hani sen bu bölümü neden Bilkent'te tercih ettin? Bilkent'te bu bölümü farklı kılan şeyler ne belki de diğer üniversitelere göre? Bildiğin kadarıyla anlatabilir misin bize? Ya açıkçası benim Bilkent'le tanışmam çok önceden oldu. Daha ortaokuldayken hatta Bilkent'le tanıştım. Beni açıkçası Bilkent ve bu, benim seçme konusundaki en büyük önce abim oldu. Abim de bu bölümü okudu. O 2014 mezunu. Ve ben hani evde abim ders çalışırken falan kitaplarını kurcaladığımda falan ders çalışmasını izlediğim zaman dersleri çok hoşuma gitti. Yani ben de bu alanla ilgili birisiyim. Haberleri takip eden, güncel sorunları takip eden, askeri konuları takip etmeyi seven birisiyim. Ve onun dersleri açıkçası ben o ara matematik, fen gibi dersler görürken, bana çok sıkıcı dersler gelirken abimin aldığı dersler çok hoşuma gidiyordu. O şekilde ben zaten bu okul ve bölümle tanıştım. Bir Türkiye genelinde baktığımız zaman da Bilkent çok bu bölümde çok önce okullardan birisi. Verdiği eğitimden ötürü. Ve hani Ankara'da da ben açıkçası başka bir şehirde okumayı düşünmüyordum. Ve Ankara'daki bu bölüm konusundaki en iyi tercihin bir de dil eğitiminden dolayı da Bilkent olacağını düşünüyordum. Açıkçası bu bölüm ve Bilkent bazında seçimim böyle oldu. Çok da memnunum seçimden yani doğru karar aldığımı düşünüyorum. Şeyi de merak ediyorum o zaman, ben araya sıkıştırayım. Hani sonuçta gene tarih kısmı önemli bir kısmı da büyük ihtimalle Türk tarihi ile ilgili. Sizde derslerin dilinin mesela dengesi nasıl o şekilde? Hepsi İngilizce mi? Şöyle yani Bilkent'te zaten bildiğim kadarıyla hukuk dışındaki bütün dersler %100, bütün bölümler %100 İngilizce. Bizim bölümümüzde de bir Türkçe derslerimiz var 101 ve 102. Ancak o ders olarak verilmiyor. Sadece yazılar yazıyor. Türkçe yazılar yazıyorsun. Onun dışında aldığımız Türk hukukuna bağlı olan dersler Türkçe. Çünkü hani Türk hukukunu İngilizce işleyemezsiniz. Ve ben şu ana kadar sadece aldığım hukuka giriş dersim Türkçeydi. Onun dışında bütün derslerim hep İngilizceydi. Anladım. O zaman şu diğer soruya geçelim. Senin bu hani zaten anlattığın birazcık da hani tercih dönemin nasıl geçti? Atıyorum farklı bölümler ya da üniversiteler düşündün mü tercih yaparken? Nasıl karar verdin en sonunda ve de? Evet, ya şu şekilde oldu. Zaten ben 2010'lu yıllardan beri, çok eskiden beri Bilkent Uluslararası İlişkiler istiyordum. Yani Türkiye birincisi olsam bile Bilkent Uluslararası İlişkiler okuyacağım diyordum. Ki zaten olmalısı çok yoktu da. Yani şöyle, hep gönlümde yatan uluslararası ilişkilerdi ama posta hani political science, politika bölümü de benim ilgimi çekiyordu. Çünkü yani neredeyse aynı ve benzer konular. Sadece alanlar biraz değişik. Seçim sürecimde de açıkçası Bilkent Uluslararası İlişkiler'i kazanacak puanım vardı. O yüzden zaten hani hiç başka okul veya başka bölüm konusunda bir düşünceye girmedim. Belki işte politika yazsam yazmasam mı diye düşünüyorum. Veya başka okullarda daha yüksek burslu veya tam burslu gibi seçenekler vardı. Onları yazsam mı okusam mı diye düşündüm ama bu dönemde de hani ailem de benim kararımı destekliyordu. Ve hani
Bilkent'ten alacağım eğitimin diğer düşündüğüm okullardan daha yüksek olacağını, daha çok şey katacağını veya gelecekteki hedefime daha kolay ulaştıracağını düşündüğüm için açıkçası çok zor olmadı. Sadece sıralamayı yaparken işte biraz düşündüm, o kadar yani. Evet. Çok kolay oldu benim seçim sürecim. Teşekkürler. Zaten konuştuğum yani çoğu kişi çok farklı okullar düşünmemişler. Herkes bir kendi çok farklı bir cevap almadık şu an. Sana şeyi soracağım. Hani şimdi araya pandemi de girdi tabii ki. O çok etkiledi ama hani şu ana kadarki tecrübenle işte kampüs hayatı, sosyal hayat ve kulüp etkinlikleri Bilkent'te nasıl ve seni tatmin ettiler mi diye sormak istiyorum. Şu şekilde, zaten ben bahsettiğim gibi abim sayesinde 2010'dan beri Bilkent'i biliyorum ve içindeyim. Ve hani abim de geçmişte kulüp üyeliği ve başkanlığı yapmıştı ve onun sayesinde birçok kulüp aktivitesinde veya görevler aldım yani. Ne kadar Bilkent öğrencisi olmasam da. Ve eğlenceliydi yani. Bir de zaten ben hani 4 yıldır Bilkent'teyim. Hani o yüzden Bilkent'i deneyimleme şansı yeterince buldum. Ve hani Bilkent hazırlıkta da en alt kurdan başladığım için hani biraz uzadı hazırlık. O süreçte de Bilkent'i deneyimleme şansım oldu. Yani şu şekilde bahsedebilirim. Ben Atakan'ın da bildiği gibi Bilkent Genç Girişimciler Kulübü'ndeydim. Koordinatörlük de yaptım. Aktif üyelikte de bulundum. Ayrıca Bilkent Stopu takımının oyuncusu. Stopu geçmişimde bulunuyor. Ve hani şunu söyleyebilirim. Bilkent'in gerçekten hani kampüs hayatı gerçekten çok başarılı. Ankara'daki en iyi ilk üç kampüsten biri diyebilirim. Ve hani özel okullarla da karşılaştırıldığında hani gerçekten büyük bir kampüse sahip olduğu ve geniş bir kampüse sahip olduğu hani bariz bir şekilde ortada. Hani kampüste yapılacak birçok şey var. Kafeler var, restoranlar var, çimlik alanlar var ve bu alanlarda birçok hani kulüp etkinliği oluyor. Kulüpler aşırı aktif Bilkent'te ve öğrenciler hani kendi başlarına sponsorluklar bularak, şeyler bularak gerçekten güzel etkinlikler, zevkli projelere Bilkent'te ev sahipliği yapılıyor kulüpler sayesinde. Ve bu yüzden hani her zaman her gün katılabilecek bir etkinlik veya yapılabilecek bir aktivite bulunabiliyor. Ayrıca hani Bilkent Center diye bir yer var Bilkent'in hemen dışında. Orada bir sürü kafe, restoran, arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz bir sürü alan bulunuyor. Hani oralarda da gerçekten güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Diğer bir söyleyebileceğim şey de hani kulüp üyeliği gerçekten Bilkent'te kulüpler gerçekten çok iyi iş yapıyor ve gerçekten çok şey katılıyor. Hani bir Bilkent öğrencisi olarak okuyarak edinemeyeceğiniz çok büyük şeyler sağlıyor. Hani 4-0 ortalama yapsanız bile kulüpte geçirdiğiniz veya görev aldığınız bir koordinatörlükte edindiğiniz deneyimleri kazanma şansınız bulunmuyor yani. Çünkü bir şirketin neredeyse yöneticisi gibi bir şey olmuş oluyorsunuz. Bu da tabii gelecekte hata yaparak öğreneceğiniz şeyleri okurken, kulüp üyeliği veya yöneticiliği yaparken o hataları yaparak öğrenebiliyorsunuz. Ki bu yüzden de şu anda birçok iş yeri ve işveren kulüp aktivitelerine çok önem veriyor. Yani bu bir nevi şirketler için bir iş deneyimi gibi görüyorlar. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey de okulun spor imkanları. Gerçekten hani Bilkent'te bildiğim kadarıyla 3 tane spor merkezi. İkisi merkez kampüs, biri Doğu kampüsü olmak üzere. Ve squash kortları, tenis kortları, futbol sahaları, dağcılıkla ilgilenen için tırmanma parkurları, işte kaykay parkurları, havuz ve minimum diğer faydalanabilecek şeyler bulunuyor. Ve buralarda çok fazla kurs ve okul takımı bulunuyor. İşte bu kurslardan ücretsiz bir şekilde öğrenci olarak katılıp eğitim alabiliyorsunuz. Zumba gibi, yoga gibi veya dövüş sanatları ile ilgili birçok kurs bulunuyor. Hani bu açıdan da öğrenci olarak deşarj olma konusunda çok büyük katkısı bulunuyor. Yani ben de okul takımında olduğum için gerçekten hani derslerin yoğunluğundan bazen kaçıp deşarj olabiliyorum havuzda. Yani bu yüzden çok yani Bilkent'in sosyal açıdan çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde söyleyebileceklerim.
Çok sağ ol. Onu ben de kendi şeyimde bahsetmiştim. O çok önemli bir konu. Hani Bilkent'in sosyal balonunun aslında önümüzdeki hayatın çok güzel bir simülasyonu olduğu. Hani kaliteli insanlar var burada. Hep iyi yerlerde karşılaşacağımız insanlar var. Evet. Kulüplerde, Yani şeylerde bir de hep işe yarıyor. Tamam. ayrıca hani şey de çok önemli. Bu kulüp işiyle ilgili söylemeyeceklerim şu da var. Hani siz hani herkes yani bir şirketin CEO'suna ve bir şirketin insan kaynakları müdürüne mail atıyorsunuz. Veya bu kişilerle oturup konuşuyorsunuz. Yeri geldiğinde sponsorluk görüşmeleri falan oluyor ve bu gerçekten hani kariyer odaklı insanlara çok şey öğretiyor. Kiminle nasıl konuşacağınızı, kime nasıl mail atmanız gerektiği. Veya bu süreçte hem karşı tarafı kâr ettirirken hem de siz kâr etmeye çalışıyorsunuz ve bu açıkçası gerçekten Türkçesi aklıma gelmedi ama negotiation yeteneklerinizi Münazara, münakaş. aynen Bunlardan biri. diyebiliriz. Aynen. Yani bunu çok geliştiriyor. Bu da dediğin gibi yani gelecekte bunu hani gelecekte deneyimlemek yerine şu an deneyimleyip gelecekte işte işverenlerinize kendinizi tanıtabiliyorsunuz. Bu da zaten Bilkent'in farkı olarak ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Son soruma geliyorum. Hani şu ana kadar işte Bilkent'te okuyan bir öğrencinin iş ve staj imkanlarının hani nasıl değiştiğini, nasıl olduğunu ya da senin tecrübenden ne yapıldığını düşünüyorsun, öyle sorayım. Yani şu şekilde söyleyeyim. Önceden de bahsettiğim gibi Bilkent öğrencisi olmak büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'de birçok kaliteli okul var. Belki daha iyileri de olabilir demiyorum. Alandan alana değişmekte bu. Hani kariyer odaklı uluslararası ilişkiler özelinde söylemem gerekirse yani genelde eğer hani iki tür yönlenebileceğiniz alan bulunuyor. Hatta ikiden fazla. Birincisi hani akademik yoldan ilerleyebilirsiniz. Ki Bilkent bu konuda çok ünlü. Verdiği eğitim hani akademiye çok yakın. Hani akademik kariyer için gerçekten çok yardımcı. Ve hani uluslararası ilişkiler alanında da çok fazla hani Türkiye'de önde gelen akademisyen çıkarmış ve akademisyenlere ev sahipliği yapmış bir yer. Ki Norman Stone bunun en büyük örneği. Norman Stone'u belki tanımayabilirsin Atakan, bilmiyor olabilirsin. Uluslararası İlişkiler bölümünün modern çağdaki en iyi profesörü diyebiliriz. Yani uluslararası ilişkilere çok şey katmış birisidir ve kendisi hani Cambridge bildiğim kadarıyla Oxford gibi okullarda öğretim üyeliği yapmış ve uzun yıllarca Bilkent'te hocalık yaptı. Ayrıca Bilkent Uluslararası İlişkilerin Russian Studies diye bir birimi bulunmakta. Burada işte Sovyet dönemi Rusyası ve Rusya özelinde birçok çalışmalar yapılmakta. Bir laboratuvar gibi diyebiliriz. Ve bunun kurucusudur. Ve bu yüzden hani Bilkent'te gerçekten akademisyen yetiştirme konusunda gerçekten büyük bir potansiyel bulunuyor. Ve hani şu anda birçok akademisyen vardır. Norman Stone'un öğrencisi olarak bilinir. Bunlar da genelde Bilkent öğrencileri oluyor. Bilkent'te görev yaptığı için. Onun dışında alanınızla ilgili bölümlere yönlenebilirsiniz. Bunlar da genellikle hep devlet veya uluslararası kurumlar ve NGO'lar olarak geçiyor. Bu yüzden de hani genelde Türkiye içerisinde bulunan uluslararası kurumlar, bunlar örneğin Birleşmiş Milletler veya uluslararası NGO'lar oluyor. Ya da devlette işte dışişleri gibi bazı birimler, diplomasi bu tür alanlara yönlenilebiliyor. Ya da hani farklı bir isteğiniz, yönlenmek istediğiniz bir alan varsa işte ticarettir veya şirketlerdir ya da startuptır. Bu tür alanlara yönlenenler de oluyor. Açıkçası hani staj konusuna gelirsek, staj konusunda da Bilkent öğrencileri uluslararası ilişkiler özelinde gerçekten büyük ilgi talep duyuluyor. Çünkü verilen eğitim gerçekten çok yüksek kalitede. Hem zor hem de iyi kalitede. Ve devlette hani dışişleri gibi seviyelerde veyahut da Savunma Bakanlığı gibi ya da Avrupa Birliği ile ilgili kurumlarda görev çok alıyorlar. Onun dışında işte NGO'larda, uluslararası NGO'larda, derneklerde, uluslararası dernek ve vakıflarda çok görev alanlar oluyor. Ben açıkçası staj daha yapmadım. Aslında yapacaktım ama hem koronadan dolayı staj yapacağım yer biraz stajyer almama kararı aldı. O yüzden açıkçası staj yapamadım.
Ve zorunlu staj bulunuyor tabii ki Bilkent Uluslararası İlişkiler'de bir adet. Bunu da tabii ki üçüncü sınıfın yazı da Anladım. oluyor. Yani bir ders olarak verilmekte bu. Ve hani stajın da çok büyük katkısı oluyor tabii ki. Hani çalışma ortamını görmüş oluyor. Çok da şey katabiliyor. Onun dışında iş olanaklarına gelecek olursak hani bu dediğim gibi sizin yani kişilerin isteğine bağlı. Hani Birleşmiş Milletler'de local personel olarak görev yapabilirsiniz. Oralara girebilirsiniz. Veyahut da dediğim gibi akademik yoldan ilerlemek isteyip eğitiminize devam edebilirsiniz ve akademisyen olabilirsiniz. Onun dışında ayrıyetten hani birçok hani kendinizi başka alanlarda geliştirip startup kurabilirsiniz ki şu anda Bilkent Uluslararası İlişkiler mezunu olup çok başarılı startuplar kuranlar var veya startuplarda çalışanlar var. Onun dışında şirketlerde tabii ki ilgi alanınıza göre çalışabilirsiniz. Ben şahsi olarak Birleşmiş Milletler'de çalışmak istiyorum. Ve hani bu alanda yönlenmek istiyorum. Tabii ki yani bu iş bulmak, işe girmek her okul için zor. Yani ODTÜ'de okuyun, KOSGA'da okuyun. Herkes için zor. Ancak hani kariyer hedefiniz doğrultusunda bu süreçte eğitiminiz boyunca hani bu alanla ilgili kendinizi eğittiğiniz takdirde gerçekten güzel şeyler başarabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmak istiyorsanız eğitiminiz boyunca diplomasi ve bu alanlarda kendinizi eğitebilirsiniz. Kulüplerde bu alana yönelik kulüplere gidebilirsiniz. Veyahut da Birleşmiş Milletler'de organizasyonel konularda görev almak ve çalışmak istiyorsanız işte bu alanlara yönelik Birleşmiş Milletler'le ilgili dersler alabilirsiniz. Veya Birleşmiş Milletler'de girmek istediğiniz kuruma bağlı olarak dersler alabilirsiniz. Örneğin göç veya kadın hakları, işçi hakları gibi dersler alabilir. Ve kulüplerde daha organizasyonel konularda iyi görev yapan ve iyi işler çıkaran kulüplerde bu alanlara yönelebilirsiniz. Birazcık bu tabii ki kişiye bağlı bahsettiğim gibi. Her okulda iş bulmak zor ama Bilkent'te birazcık da kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendinizi eğitme şansınız fazla. Kendinize bir şey katma şansınız fazla. Ki sizin eğitiminizin yanına kattığınız şeyler zaten sizi bir adım öne geçirmiş olacak. Anladım. Çok teşekkürler. Son olarak da senden hani kapanış amaçlı şu an tercih yapmak üzere olan öğrencilere söyleyeceğin bir şey var mı? Ya da aklına gelen bu üniversitede Bilkent'le ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Çok var. Tabii. Şimdi yani şu an öncelikle çok zor bir dönemden çıktılar. Yani ben hatırlamak bile istemiyorum o süreçleri. Üniversite sınavı dönemlerini. Gerçekten ya yani tebrik ederim. Gerçekten yani herkes iyi bir iş ortaya koyduğunu düşünüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bunu lise sondayken çoğu öğretmen yapıyor öğrencileri gazlamak için. İşte şu an çalış da üniversitede hazırlıkta yatarsın. Veyahut da rahat rahat işte gezersin falan gibi. Bilkent o olmuyor arkadaşlar. Yani Bilkent hazırlık yani açık ara Türkiye'nin en zor hazırlığı diyebilirim. Ve yani gerçekten çok üst düzey bir hazırlık eğitiminden geçmeniz gerekiyor. Yani çok zor şartlar yani çok zor şartlarda hem korona sürecinden de ötürü ve çok şey öğrenmeniz gerekiyor. Bu yüzden hani Bilkent'e birçok kişi gözü korkuyor Bilkent Uluslararası İlişkiler'de. Ben de açıkçası en alt kurdan başladım ve hani geçme oranım %5'ti o zaman. Yani %5 ihtimalle geçme şansım vardı. Ama bu hani gözünüzü korkutmasın. Çünkü gerçekten iyi bir gelecek, iyi bir kariyer istiyorsanız bu İngilizceye ihtiyacınız var. Çünkü şu an İngilizce ne yazık ki hani bir gelecek istiyorsanız kariyer odaklı. İngilizce zaten hani olması gereken bir şey her yer için. Ve Anladım. hani Bilkent hazırlığında kattığı en büyük şey bu. Ve ben bunun çok artısını görüyorum. Birçok projeye katıldım Erasmus'a ve şeyde. Ve gerçekten aldığım İngilizce eğitimin çok büyük katkısı oldu. Yani Bilkent hazırlığa gelirken gerçekten zor bir dönemin ve zor bir temponun başladığını bilerek gelin derim. Bu ne çok gözünüzü korkusun,
ne de dikkate alınmayacak bir şey olarak görmeyin. Çok çalışmanız gerekecek. Ben açıkçası üniversite döneminden fazla hazırlıkta çalıştım yani. Hı hı. Çünkü ihtiyacım vardı gerçekten öğrenmeye. Ve ayrıyetten hani Bilkent kolay bir okul değil. Hı. Dersleri zor olan bir okul. Verilen eğitim gerçekten zor olan bir eğitim şekli. Ve hani bu korona döneminde de ne yazık ki korona her yeri etkilediği için akademik olarak da okulları da çok etkiledi. Verilen eğitim kalitesini veya zorluğunu da çok değiştirdi. Öğrencilerin motivasyonu veyahut da çalışma isteğini de çok etkiledi. Hani Bilkent'e gelirken kolay bir üniversite hayatınız olmayacak akademik anlamda. Hem hazırlık hem de bölümde. Ancak işte bahsettiğim gibi Bilkent'in sosyal yönleri bunu gerçekten çekilir bir hale getiriyor diyebilirim. Ve hani düşündüğümüz zaman ve bu eğitimi aldıktan sonra etrafta kendinizi veya başka üniversite eğitimi alan kişilerle karşılaştırdığınızda gerçekten bir farkınız olduğunu hissediyorsunuz. Çünkü Bilkent uluslararası ilişkiler üzerinde konuştuğunda haftada belki onlarca yeri geldiğinde yüzlerce makale okumanız gerekiyor veya onlarca sayfa essay yazmanız gerekiyor. Gerçekten insanı korkutan bir şey gözünü. Ama bunu yapmaya başladığınızda alışıyorsunuz ve gerçekten bu sizi bir adım öne taşıran bir şey. Bilkent yani çoğu kişi Türkiye'nin en iyi uluslararası ilişkiler bölümü Bilkent'te der. Ama ben en iyilerinden biri diyeyim. Bu seviyeye zaten Bilkent'i bu eğitim getiriyor. Söyleyebileceklerim bunlar yani. Umarım seçim zamanları çok stresli geçmez. Umarım herkes istediği yere girer. Ayrıca Bilkent Uluslararası İlişkilere girenler hani bana ulaşabilir. Kulüp aracılığıyla veya sosyal medyada. Her zaman yardımcı olabilirim yani. Çok teşekkürler.